Öncelikle Sayın Bakanımıza hoş geldiniz diyorum. Yılda bir kez gelince süre yetmiyor. Onun için daha sık bekliyorum Sayın Bakanım. Meclise çalışmalarınızı ve irtibatlarınızı artırmanızı tavsiye ederiz. Karşılıklı birbirimizden istifade etmiş oluruz. Bir diğer husus da bakanlık zırhlı bir elbisedir. Zaman zaman iktidar sıralarından alkışlar gelir ama görevdeyken alkışlanırsınız, görevden ayrıldıktan sonra çok çabuk unutulursunuz. Çünkü sizden önce bir milli ekonomik model diye bir sloganla bir bakanımız atandı. Siz dahil bütün önceki dönemleri faizci diye tukaka ilan ettiler. Yeni dönemi kahraman ilan ettiler. O dönemde faizi indirdiği için alkışlıyorlardı. O gitti, unutulmaya yüz tuttu. Şimdi siz faizleri artırıyorsunuz, yine alkışlanıyorsunuz. Keramet sizde ya da önceki bakanda değil, iktidar koltuğunda oturuyor olmanızdan olduğunu bir kardeşiniz olarak hatırlatmak istedim. Önemli olan bakanken değil, bakanlık sona erdikten sonra iktidar sıralarından değil, milletin gönlünde yer edinebiliyor olmakta olduğunu da hatırlatmış olayım. Bir diğer husus da sözlerinize başlarken küresel büyük resme bakalım dediniz ama bence küresel büyük resmi bir tarafa bırakalım. Bir iktidarımızın vesikalık fotoğrafına bakalım Sayın Bakanım. Çünkü geçtim 2011 yılında ilan ettiğiniz 2023 hedeflerini. Daha 2021'deki orta vadeli planda bir sene sonraki enflasyon oranını %6 yani 2022, 2023 enflasyon oranı ise %4.9'du. Yani vesikalık resme baktığımız zaman iki sene sonrasını göremeyen bir iktidara kim ne kadar güvenir? Onu da geçtim. Merkez Bankası Başkanımız Gaye Hanım göreve geldiği zaman %22.3 olan enflasyon hedefini önce %51'e sonra %58'e sonra da %65'e. Yani bu birkaç yıl içerisinde değil, birkaç ay içerisinde değişen rakamlar. Dolayısıyla ben Türkiye iç ölçeğinde küresel büyük resimleri değil, iktidarın vesikalık resmine bakmayı tavsiye ediyorum. Bir diğer husus da siz göreve gelirken irrasyonel politikaları eleştirerek göreve geldiniz. Sizden önce 21 yıl aynı partinin iktidarı vardı. Bence bu irrasyonel politikaların neler olduğunu bir siyasi nezaketle tabii ki dile getirirsiniz siz. Dile getirirseniz size karşı olan güven daha da perçinleşmiş olur. Es geçerek sadece irrasyonel politika demeniz size karşı olan güveni de zedelemiş olur. Bir diğer husus, artırdığınız faizlerden Sayın Cumhurbaşkanımızın haberi var mı? Çünkü kendisi Nas'ın olduğu yerde, Allah'ın hükmünün olduğu yerde sana bana ne oluyor demişti. Dolayısıyla size bize... Sayın Kaya lütfen tamamlayın. Beşer dakika diye anlaşmıştı gruplarla. Lütfen Sayın Bakanım. Dolayısıyla Allah'ın hükmünün olduğu yerde herhalde Sayın Cumhurbaşkanımızın bu faizleri artırdığınızdan haberi yoktur diye düşünüyorum. Yine faiz artışını savunanlarla arkadaşlık etmem, asla yol yürümem diyordu. Sizinle yol yürümeye karar verdiğine göre herhalde faizleri artırdığınızdan haberi yoktur diye düşünüyorum. Yarın bir gün haberim yoktu, faizler artırıldı, ben görevden aldım derse yine suçlu siz olursunuz. Yeni atanan bakan ise kahraman olarak ilan edilir. Merkez Bankası rezervlerini artırmakla övünüyorsunuz ülke ülke gezip. Siz geldiğinizde kasayı kim boşaltmıştı? Sebep olanların bu ülkeye yükledikleri maliyetleri kamuoyuyla paylaşmayı düşünüyor musunuz? 128 milyar dolara ne oldu? Bunlarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmeyi düşünüyor musunuz? Dolayısıyla ekonomi bugün bu halde ise önceki hükümetlerin ve bakanların mutlaka bir sorumluluğu vardır. Bunları da açıklaman... Sayın Kaya son sözlerinizi alalım. Buyurun. Acı reçetenin en acısını 31 Mart'tan sonra mı uygulamayı düşünüyorsunuz Sayın Bakanım? Çünkü siz de ah keşke bu seçimler bir geçse de diye serzenişte bulunmuştunuz. 31 Mart seçimlerinden sonra yani 1 Nisan'dan sonra şaka değil de gerçekten acı bir reçete uygulamayı düşünüyor musunuz? Samimi olarak bu millete önceden haber verin de herkes hazırlığı ona göre yapsın. Yine emeklilerimize 5000 TL maaşı sizin de bakanlığınız öngörerek buraya göndermiş oldu. Ama çalışan emekliler kapsam dışı bırakılmıştı. Bir ayda maliyede ne tür bir düzenleme oldu ki siz çalışan emeklilere de 5000 TL vermeyi kabul ettiniz? Bu da seçim ekonomisinin bir uygulaması mıydı? Bunu da söylemekten geri duramıyorum. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanı meydanlarda sizi dolandırıcı olarak ilan etmişti ki ben dolandırıcı olmadığınızı biliyorum ve inanıyorum. Bu şekildeki bir sözle geri almasını, özür dilemesini kendisinden istediniz mi? Çünkü bir dolandırıcıya uluslararası çevreler de güvenmez diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Kaya. Sayın Usta, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakan'a da yaptığı konuşma için, verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz.
Öncelikle şunu söyleyeyim, biz tabii buradan satan çıtıkla fattık ama siz o şeyi de anlayamadınız bir kısmını. Yani aslında katkı anlamındaydı onların önemli bir kısmı, onu söyleyeyim. Bize sataştığınız bir şey olmadı, biz iktidarda değiliz. Siz geçen dönemi eleştirdiniz. Aslında Nurettin Nebati'nin burada gelip en az 20 defa falan sataşmadan söz alması lazım. Kendisini de bekliyoruz. Ben buradan ilan ediyorum. Nurettin Nebati gelsin, Sayın Bakan'ın kendisinin dönemiyle ilgili yaptığı o derin analizleri, o çok doğru ve acımasız olan eleştirileri mutlaka gelsin, cevap versin. Şimdi AK Parti grubuna bakmayın, Sayın Bakan siz. Az önce söyledim. Bu grup fark etmiyor. Nurettin Nebati daha heyecanlı alkışlıyorlardı. Şimdi sizi alkışlıyorlar. Yani siz gittiğinizde birisi gelsin, ne kadar kötü yaptı, faizi arttırdı, şöyle böyle yaptı deyip yine bu arkadaşlar sizi alkışlayacak. İstirham ediyorum. Lütfen siz o anlamda aslında biraz bize kulak verseniz iyi olur. Şimdi dolayısıyla eleştirilerin önemli bir kısmı Nebati'ye biz ondan alınmış değiliz. Ama bir kısmı ben doğrusu yani size yakıştıramadım, yadırgadım. Şu anlamda yadırgadım. Yani hakikaten çok çok hamaset vardı. Ona gerek yoktu. Ben şunu söyledim size konuşmamda. Yani toplum size iyi bir kredi verdi. Bu krediyi hani bunda yıpranma var gecikmeyle birlikte. Ben bu akşam üzülerek gördüm ki bir kısmı da bu bir konuşmanızdan sonra o kredinin bir kısmının azaldığını düşünüyorum. Şunu söylediniz, bu enteresan. Sayın Erdoğan sürekli biz IMF'ye borcu sıfırladık, sıfırladık, sıfırladık diye övündü. Siz de burada Dünya Bankası'ndan, Avrupa Yatırım Bankası'ndan, ben aradaki farkı biliyorum ama Sayın Erdoğan için bunlar fark etmiyor. Ne kadar fazla borçlandığımızı, orada nasıl üst sıralarda borçlu olduğumuzu anlattınız bize. Yani bunu da Sayın Erdoğan'ın dikkatine arz ediyorum. Efendim, 22 yıl sonra vergide bir reform ihtiyacı oldu. Biz hep söylüyorduk zaten. Bunu söylediniz. Ama iktidardaki olan sizin siyasi partiniz. Onu söyleyeyim. Yani 22 yıldan sonra bir vergide reform ihtiyacı var demeniz. Karapayla mücadele ediyoruz. Mafyayla mücadele ediyoruz. İşçiler Bakanı. Bunlar güzel şeyler. Ama yani bunlar işte Mayıs'tan önceki olan işlerin de ne kadar bozuk olduğu da sizin ağzınızda bir kez daha görmüş olduk. Şimdi ben çok kısa vaktimin kalan süresini bu rezervlerle ilgili kullanmak istiyorum. Çünkü orada konuşmamda yer kalmamıştı. Şimdi 140 milyar dolar büyük rezerv var diyorsunuz. Bu hala sıraplar çıktıktan sonra eksi 41,5 milyar dolar. O nasıl pozitif dediniz onu ben anlayabilmiş değilim. Ama burada esas problem şu. Bakın hiç toplum konuşmuyor. 8 Aralık itibariyle sıraplar için ödediğimiz faiz 8 milyar 615 milyon dolar Sayın Bakan. Yani parayı topluyoruz da sıraplardan topladığımız paranın ciddi bir maliyeti var arkadaşlar. 8 milyar 615 milyon dolar sıraplar için. Yani bu 128 milyar doları yaktık ya. Yani onu yaktık bir anlamda, tamam mı? Onun yerine şimdi koymak için onun bir sürü zaten ekonomide Evet Sayın Usta lütfen tamamlayın. Buyurun. Bir de yarattığı bir sürü tahribat oldu. Onları zaten yaşıyoruz, biliyoruz. Yoksulluk, fakirlik, kriz, barınma krizi bilmem ne. 8.6 milyar dolar bunun için faiz ödüyoruz. Ya şimdi bu kadar, tabi bu sizin kabahatiniz değil onu söyleyeyim. Ama sizin kabahatiniz şu. Siz de bununla övünmeye başladınız. Yani şu analizi yapsanız evet brüt rezerv niye önemli biliyor musunuz Sayın Başkan? Size anlatayım. Şunu düşünün. Sıcak paracılar diyor ki iki şey istiyoruz Türkiye'den diyor. Faizi yükseltin. Ama bu yetmez. Döviz rezervinizi artırın. Brüt önemli değil. Brüt artırsanız yeter diyor. Milletin parası dövizi toplanıyor. Tamam mı? Hazineye, merkeze geçiyor. Sıcak paracı şunu diyor. Ben yabancı yani. Yabancı ben parayı getiririm. Ama yarın bir şey olduğunda ben bu parayı para bulabilir miyim? Yani milletin parasına el koyacağız mesajı veriliyor buradan aslında sıcak paracılara. Onların işte diyor sizin memleketiniz yansın yıkılsın. CDS'ler falan düşer. Bunları falan çok dert etmeyin siz. Ama sıcak paracılar şu anda ne isterse o yapılıyor. Bunlar yapılmalı mı? Elbette belki Evet Sayın Usta son sözlerinizi alalım. Kötü yönetildi. Maalesef iş bu noktaya geldi. O yüzden Sayın Bakan'a yapıcı eleştirimizi yapıyoruz. Bakın sadece faiz artırmayla giderseniz yani bu iş olmaz. Bu iş Arjantin'e döner. Faiz artırırsa enflasyon artar. Faiz artırırsa enflasyon artar. Yani bize şu anda alkış tutanlar işte 2 milyar dolar, 5 milyar dolar piyasaya hisse senedine bonoya falan para gelebilir. %40'a tabii gelir para. Gelmez olur mu? Bir de onların çıkışta dolarını garanti edecek bu rezerv tutarsanız maliyeti çok yüksek olmakla birlikte sıcak para gelir. Ama bizim övünmemiz gereken ve beklediğimiz o olması lazım. Şimdi bir de pozisyon yanlış alıyor. Ya 100 milyar dolardı bizim normalde nakit menkul kıymetler Sayın Başkan. 100 milyar dolar civarında bundan 3-5 yıl önce. Şimdi 3 milyar dolara düşmüş. Bu ne biliyor musunuz? Daha çok hazine, Amerikan hazine tahvili. Amerikan hazine tahvilinin faizi %1 iken 100 milyar dolarlarda Amerikan hazine tahvili tuttuk. Şimdi Amerikan hazine tahvilinin faizi %5'lere gelmiş. Sadece 3 milyar dolarımız var. Nakit tutuyoruz. Bu kadar yanlış pozisyon almak da olmaz. Bunlar hepsi millete bir maliyeti var. Diğer bir son konu da şunu söyleyeyim. Merkez Bankası Sayın Usta 5'er dakika verildi. Siz de son sözünüzü lütfen.
Son sözünüzü alayım. Son sözünüzü. Şu konu da çok önemli. Şu anda 750 milyar lira civarında, Sayın Bakan elbette takip ediyor onu. Hazinenin Merkez Bankası'nda TL nakdi var arkadaşlar. İhtiyaçtan çok fazla borçlanıyoruz. Şimdi bu iki nedenle yapılıyor olabilir. Bir, efendim işte ya seçim geliyor, seçim öncesi harcayacak paramız olsun deyip kasaya para koyalım denilebilir. İki, şu anda piyasada likitte bol, Merkez Bankası'na biraz yardımcı olayım, likitteyi çekiyorum denilebilir. Bunun ikisinin de yapılmaması lazım. Yani eğer seçim öncesi bu parayı harcamaya kalkarsanız bu enflasyonu nasıl tutacaksınız? Eğer Merkez Bankası'na yardımcı olmaya çalışıyorsanız Merkez Bankası'nın işi bu değil. Bu Merkez Bankası'nın işi, hazinenin değil. Yani %30'la borçlanıp 5-10 yıl vadeli %30'la borçlanıp nakiti Merkez Bankası'nda tutmak çok yanlıştır. Merkez Bankası bırakın çok kısa vadeli açık piyasa işlemlerinden ters repo'yla bu parayı toplayabilir. Burada çok ciddi bir yanlış var. Bunun gerekçesinin ne olduğunu Sayın Bakan'dan soru cevap kısmında eğer bize söylerse piyasada biz de çok memnunuz. Teşekkür ederim. Evet Sayın Danış Beştaş. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Doğrusu ben ekonomist değilim. Sayın Bakan'ı dinledikten sonra iyi ki ekonomist değilim dedim. Onu açık yüreklilikle söyleyeyim. Yani niye böyle ağdalı bir ekonomi dili tercih etti anlamadım ama sonra çözdüm. Halk anlamasın diye. Çünkü herkes ekonomist değil. Yani neticede bu dili anlamadılar. Konuşmanın bütün kavramlarını söyleyemeyeceğim ama nelerin geçmediğini böyle birkaç tanesini söylemek isterim. Mesela insan yoktu konuşmada, birey. Emekçi yoktu, işçi yoktu. Jeostrateji önemli dedi, Türkiye'nin jeostratejik önemi ama bölgesel barış yoktu. Hukuk hiç yoktu, demokrasi kavramı hiç yoktu. Sayın Maliye ve Hazine Bakanı bence denklemi yanlış yerden kuruyor. Demokrasi yoksa ekonomi nasıl düzelecek? Ne kadar demokrasi o kadar ekonomi. Yani açıkçası bunları da paylaşmadan edemedim. Bir de konuşmasında bazı temel noktalar var. Onları ifade etmek istiyorum. Şimdi küresel ekonomideki negatif ayrışmanın nedenini açıklamak yerine Sayın Bakan, küresel ekonominin aslında arkasına saklandı. Bu da dikkatlerimizden kaçmadı. Diğer bir mesele enflasyonun bu kadar yüksek olmasının normalliğinden aslında söz etti konuşmasının tamamında. Hangi ülkelerde enflasyon bu kadar yüksek? Doğrusu merak ediyoruz. Bunu da açıklamasını bekliyoruz. Yine hangi ülkede yoksulluk bu kadar derin? Bunu da hani biliyoruz ama Sayın Bakan'dan da duymak isteriz. Bir de hangi ülkelerde bu kadar çoklu kriz yaşanıyor? Bu en çok çoklu krizin yaşadığı ülkelerden birinde yaşıyoruz. Şimdi şey diyor, yaşlılara mesela çok dikkatimi çekti. Çokça söz geliyor. Açıkçası maalesef annem babam yaşamıyor ama buradaki vekillerin çoğunun eminim, umarım anne babaları yaşıyordur. Evin büyükleri yaşıyordur. Niye bu kadar yaşlılara kafayı taktılar anlamadım. Yani adeta bir külfet gibi aktarılıyor bu yaşlılar. Sürekli gündeme getiriliyor. Bunu da yadırgadığımı söylemek isterim doğrusu. Yine paraya ihtiyacımız yok dedi. Bunu hiç anlamadım. Ya paraya ihtiyacınız yoksa bu kadar zam isteniyor, vatandaş kan ağlıyor. Madem ki paraya ihtiyacınız yok, niye gerekli zamları vermiyorsunuz? Bir de Sayın Bakan'ı incitmek değil asla amacım. Galiba karıştırıyor, burası İngiltere değil. Türkiye'nin paraya ihtiyacı var. Bir de madem ki paraya ihtiyacımız yok, Sayın Bakan neredeyse yere inemiyor, her gün uçakla. Sayın Danış Beştaş, lütfen tamamlayın. Sürekli havada, neredeyse indiği zamanlar sınırlı. Yani basından izlediğimiz kadarıyla para ihtiyacımız yoksa Sayın Bakan ve gerekli heyetler neden bu kadar dolaşıyor diğer ülkelerde? Bunu da merak ediyoruz. Yani bir de kamunun kaynaklarının kamuya aktarılmadığını da not etmek istiyoruz. Depremlerden söz etti. 6 Şubat depreminden sonra tek yürek kampanyası diye böyle şaşalı bir kampanya yapılmıştı. Birçok kanalın ortak yayınında. Genellikle de kamu bankaları ve kamu kurumları oraya para aktardılar. Sonra aktarmadıkları iddia edildi vesaire. Neticede totalde 115 milyar lira toplandığı ifade edildi ama hala meçhul. Nereye harcandı? Bunu hakikaten soruyoruz. Ayrıca deprem vergileri nerede? Toplanan deprem vergileri, tatmin edici bir yanıt hala ortada yok. Rakam 86 milyar 138. Sayın Danış Beştaş, son sözlerinizi alalım. Buyurun.
az bir rakam değil. Yani bankaların kâr etmediğini genel olarak ifade etti. Ama bankalar kâr rekoru kırıyor. Gerçekler böyle değil. 2022'de net kârı 433.5 milyar TL. Önceki yıla göre %366.4 oranında artış göstermiş. Bizim elimizdeki verilere göre, yani bir de vergi harcamaları adaletsiz bir vergi sistemi olduğu gün gibi ortada. Vergide adalet asla söz konusu değil. Ama vatandaşın asgari ücret asıl merak ettiği birkaç soruyla bitireceğim. Ya asgari ücret Türkiye'de neden bu kadar önemli? Bir kere bunu sorup hepimiz bunun üzerinde düşünmeliyiz. Yani niye Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, Norveç'te, Finlandiya'da asgari ücret bu kadar gündem değil? Biz de aylarca asgari ücret ne kadar artacak diye bir Sayın Danış Beştaş, son sözlerinizi alalım. Daha uzatmayacağım. Çünkü asgari ücretle yaşayanların oranı çok yüksek oranda. Oranlara girmeyeceğim, zamanım yok. Son olarak yani... İnsan yok dedim konuşmada, demokrasi yok. Bir de biz maaşları arttırdık dedi ve oranları verdi. Yani kesinlikle oranlarda bir şey yok. Satın alma gücünü söylemedi. İstediğiniz kadar arttırın ya. Yani elimdeki rakamlara göre tek dert şu anda, en önemli dert zamlar ve hayat pahalılığı. Kiraların ne kadar arttığını söylemedi. Ekmeğin ne kadar arttığını söylemedi. Etin ne kadar arttığını söylemedi. Maaş ne kadar artarsa artsın. Ben o maaşla ne alabiliyorum? Önemli olan odur. Burada Sayın Bakan bunlara yanıt vermedi. Biberin kilosu 40 lira, patlıcan 40 lira. Bu rakamları arttırabiliriz. Yani özcesi halkın istediği cevapları, duymak istediklerimizi. Peki, teşekkür ediyorum son kez. Yüksel, buyurun. Açalım sesi. Sayın Başkan, Sayın Bakan'ı burada dinleyince ekonomik sıkıntıların çözüldüğünü, ülkenin çok iyi bir ekonomiye sahip olduğunu, milletin geçim sıkıntısı çekmediğini filan anlatmaya çalıştı. Aklıma nedense bir hikaye geldi. Erzurumlu esnaf hacca gitmeye niyetleniyor. Muhasebecisine mali durumunun hac masraflarını karşılamaya yetip yetmeyeceğini öğrenmek için hesaplarına bakmasını istiyor. Muhasebeci hesaplara bakıyor. Mali durumunun iyi olduğunu, hacca gitmesinin kendisine bir yük oluşturmayacağını söylüyor. Fakat adamcağız cüzdanına bakıyor, mal varlığına bakıyor, eldeki bütün varlıklarına. Ondan sonra şöyle diyor. Hesaba bakıyorum, hac farz olmuş. Cüzdana bakıyorum, zekata muhtaç. Şimdi Türkiye'nin hali de bu. Sayın Bakan'ın anlattığına bakıyorum, hac farz olmuş ama Türkiye'nin haline bakıyorum, zekata muhtaç. O kadar çelişkilerle dolu bir konuşma yaptı ki. Şimdi bir kere paraya ihtiyacımız yok dedi. Eğer paraya ihtiyacımız yoksa neden vatandaştan ek motorlu taşıtlar vergisi alıyoruz? Niye bu kadar çok vergi yükünü vatandaşa yüklüyoruz? Neredeyse ödemediğimiz bir nefes vergisi kaldı. Yakında onu da çıkaracaksınız korkarım. Emekten yana değilsiniz. Vergi reformu yapacağız diye bahsediyorsunuz. 21 yıldır iktidardasınız. Bunca yıldır yapmadınız. Niye yapmadınız? Elinizden tutan mı vardı? Ve Sayın Bakan kendisinin göreve geldiği Mayıs ayından sonrasını savunuyor. Sanki Mayıs ayından önce başka bir iktidar varmış, başka bir iktidardan devralmış gibi bir sunum yaptı. Dedi ki Mayıs'ta kredi temerrüt riski 700'dü dedi. Biz dedi 290'a indirdik dedi. Yani 700'ü yapan başka bir iktidarın mensubu olan bir bakan mıydı? Yine aynı iktidar vardı. Yine aynı iktidara mensup bakan vardı. Dolayısıyla sadece kendi döneminin savunmaya çalışıyorsunuz. Kendinizden önceki dönemi savunmuyor musunuz? Böyle bir eleştiriniz mi var? Onu da bilelim. Ve söyledikleriniz, hep sık sık şunu duyuyoruz. Biz enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz. Efendim enflasyonla mücadele falan yok. Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı bile İstanbul'da ev kiraları pahalı olduğu için ailesinin yanına taşındığını söylüyor. O şimdi ev kirasını karşılayamıyorsa 7500 lira alan emekli ya da 7500'ün bile altında maaşlar alan dul ve yetimler ya da 11.402 lirayla geçinmeye çalışan asgari ücretli ya da 20-25 bin lira alan memur, işçi nasıl kirasını karşılayacak, nasıl geçinecek? Şimdi böyle bir realite var ortada.
Ve Sayın Köksal, lütfen tamamlayın. Ve Sayın Bakan, biliyor musunuz 19 Aralık'ta UYAP verilerine göre icra ve iflas dosyaları sayısı 21.640.697. Yani bu ülkede her 4 kişiden biri neredeyse icralık durumda. Ve BDDK'nın 8 Aralık verilerine göre de 168 milyar 87 milyon alacak takipte. 43 milyar 911 milyon tüketici kredisi ve bireysel kredi kartları alacağı takipte. Yani insanlar artık borçlanarak yaşıyor. Kredi kartlarından gıda ihtiyaçlarını alarak bir sonraki aya o borçlarını devrederek yaşamaya çalışıyor. Açlık sınırının altındaki ücretlerle geçinmeye çalışıyor. Ekonomiyle sürekli övünen birileri var. Evet, saray ve çevresi. Ama vatandaşa sorduğunuzda ilkokul çocuğu bile ekonomiden memnun değil. Çünkü kantine gittiğinde tost alamıyor, simit alamıyor. Bazı çocuklar beslenme... Sayın Köksal, lütfen son sözlerinizi alın. Bazı çocuklar beslenme çantasında yiyecek olmadığı için karınlarını suyla doyuruyor bu ülkede. Bu gerçekler varken sizin toz pembe tablo çizmenizi anlamıyorum. Ayrıca bir sorun daha var. Bugüne kadar 1986'dan bugüne kadar 73 milyar dolar özelleştirme yapıldı bu ülkede. Bunun 63 milyar doları AKP iktidarında oldu. Peki bu 63 milyar dolar özelleştirmenin paraları nereye gitti? Har vurup harman savruldu. Ne bir altyapı yatırımı var, ne açılan yeni bir fabrika var. Ama şimdi bugüne geldiğimizde hala da altyapı ların özelleştirmeyle yine birilerine peşkeş çekileceğini görüyoruz ve şunu söylemek istiyorum. 200 liralık banknot 1 Ocak 2009 tarihinde tedavüle girdi. O gün tedavüle girdiğinde 125 dolara tekabül ediyordu. Bugün 6.8 dolar ediyor. O gün Sayın Köksal, bir daha uzatmayacağım. Son kez lütfen. O gün 200 lirayla siz 14 kilo kuzu eti alabiliyordunuz. Bugün 600 gram kuzu eti alabiliyorsunuz. O gün 200 lirayla 18 kilo peynir alabiliyordunuz. Bugün 1 kilo beyaz peyniri zor alıyorsunuz. Paramız gittikçe değer kaybediyor. Ve bugün 500 liralık banknotların piyasaya sürüleceği iddiaları var. Her yeni sürülecek o değer kaybettikçe, büyük banknotlar önümüze sürüldükçe sürekli paramız değer kaybediyor. Peki Erdoğan ne diyordu 1 Mart 2012 tarihli tweetinde? Para tıpkı bayrak gibi, tıpkı milli marş gibi ülkenin gücünü, itibarını, bağımsızlığını simgeler. Paranın itibarı milletin itibarıdır diyordu. Şimdi soruyoruz, Türk lirasının itibarı nerede Sayın Bakan? Bu tür haberler için lütfen Hep Laf kanalına abone olmanızı ve bu video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.